Evet, paragrafta yardımcı düşünce konuşacağız. Son yıllarda çok can yakan soru tipleri oldu bunlar. Soruların sayısını da artırdılar. Çoksa seçici sorular olmaya başladı. Neden? E, girdiğin sınavların hepsi senin zamanla sınayan sınavlar. Ve sorularda senin en çok zamanlı alan soru tipleri bu yardımcı düşünce soruları. Hangisine değinilmemiştir, hangisi yoktur, ulaşılamaz, varılamaz gibi sorular genellikle yanılıyorsam söyle. iki ya da 3 kez okumak zorunda kaldığın sorular oluyor. Seçeneklere geldiğinde anlatılan şeylerin çoğunu unutmuş oluyorsun. Tekrar dönmek, tekrar okumak gereği hissediyorsun. Eee soruyu bir an önce bitireyim kaygısı bu soruyu bir an önce çözeyim ve sorudan kurtulayım kaygısı sana hep hata yaptırıyor bu sorularda çok rica edeceğim kesinlikle soruları hızlı okuma soruları tane tane o paragrafların içindeki cümleleri tek tek okuya okuya onların içindeki anahtar kelimeleri belirleye belirleye gideceksin. Birazdan bir iki soru üzerinde de bunları konuşalım. Peki nedir yardımcı düşünce? Ana düşünceyi destekleyen cümlelerdir. Bu görüşün okurun kafasında netleşmesini sağlarlar ve bu yardımcı yargılara da yardımcı düşünce diyoruz. Ana düşünce dediğim şey Metnin tamamında tek bir e, yargıyla, metnin tamamını içerecek bir cümleydi. Öyle değil mi? Ve şu sorunun cevabıydı. Yazar bu metni neden yazmış diye soruyorduk. Neden yazmış sorusunun cevabı ana düşünceyi veriyordu. Fakat elbette tek başına o ana düşünceyi vermez paragrafta. Onun yanında, yöresinde, önünde, arkasında bazı cümleler olur. İşte o cümlelerin her biri ana düşüncenin şekillenmesini sağlayan küçük ifadeler ve biz onlara yardımcı düşünce diyoruz. Bunlardan hareketle hangisine değinilmemiştir? Hangisinden söz edilmemiştir gibi sorular sorular Olabiliyor. Nedir bu soru tipleri? Bir bakalım hadi. Aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diye soracaklar. Bu parçanın yorumundan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye soracaklar. Sorulardan hangisinin cevabı yoktur. Böyle konuşan biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Ve hatta hangisi bu parçada söylenenlerle çelişmektedir gibi sorular gelebilir. Peki özellikle şuna vurgu yapmak istiyorum. Ulaşılamaz ve varılamaz gibi soruların değinilmemiştir, söz edilmemiştir, hangisinin cevabı yoktur gibi sorulardan bir farkı var. Değinilmemiştir diye sorarsa, e, yukarıdaki cümleleri birebir aşağıdaki seçeneklerde görmeyi bekle. Yani bir seçenekteki ifadenin bütünüyle yukarıdaki cümlelerin herhangi birinin içinde olması lazım. Tamam? Mı? Yukarıdaki cümlelerden hareketle bir yorum yapmana, o cümleden bir sonuç çıkarmana, bir çıkarım ortaya koymana falan gerek yok. Ama ulaşılamaz diye sorarsa, yukarıda bir şey söylemişse, o söylediği şeyden çıkabilecek bir sonucu da seçenekte vermiş olabilir. Yani yukarıdaki cümleyi birebir seçenekte kullanmak yerine yukarıda söylenenlerden bir çıkarımla elde edilen bir sonuç ifadesini seçeneklerde görme mümkün olabilir. Evet sorular üzerinde konuşmaya başlayalım bakalım neler söyleyeceğiz. Çok yakın tarihte sorular sorulardan bir tanesidir bu. Ee, yani dilersen birazdan dondur slide'ı kendin bir oku kendin bir cevap bul ama önce söyleyeceklerimi dinle. Biz bu soruları iki ya da üç kez okumaktansa hızlı okuma kaygısıyla sorudan bir an önce kurtulma kaygısıyla soruya başlamaktansa gel şöyle yapalım. Bu soru bizden ne kadar zaman istiyor söşenmeyelim verelim şu zamanı ve hoşumuza giden bir içerik olsun ya da olmasın o cümlelerin her birini anlamaya çalışalım. 1 ile 2, 2 ile 3 arasındaki bağları tek tek kurduğumuzdan emin olalım. Bir cümleyi anlamadığımıza inanıyorsak devam etmenin bir anlamı yok bunu bilelim. Tamam mı? Ve anahtar kelimelerin altlarını çizelim, bunları biriktirelim. Onların her biri bize soru olarak seçeneklerde gelebilecek ifadeler. Peki soru ne demiş? Parçada yapay zeka uygulamalarına ilişkin olarak yukarıdakilerden hangilerine değinilmiştir? Bu sefer değinileni sormuş. Bir bakalım yukarıda neler var? Hayatın birçok alanında yapay zeka uygulamalarından faydalanılsa da faydalanılsa da ABD'deki bir üniversitede yapılan araştırma acı gerçeği ortaya çıkarttı. Kafamda şimdi bu cümlede şu oluştu. Yapay zeka ile ilgili çalışmalar var. ABD de bu çalışmalara katılmış ve e, acı gerçek ortaya çıkmış dediğine göre demek ki olumsuz bir şey var. Biz e, bu yapay zeka dediğimiz şeyden bir şey beklemişiz ama herhalde beklediğimizi bulamamışız. Bununla ilgili bir şey sivrilebilir. Ne kadar gelişmiş olursa olsun mevcut yapay zeka ancak 4 yaşındaki bir çocuğun zekasıyla kıyaslanabilecek düzeyde. O zaman çok da istenen bir şey e, elde edilememiş gibi duruyor. Yapay zeka uygulamaları benzerlikleri ayırma konusundaki güçlü yetenekleri, eşsiz kelime hazinelerine rağmen, testte en basit neden sorusuna bile yanıt verememiş. Araştırmacılara göre bunun nedeni yaşam tecrübesi eksikliği. Şimdi kafamda netleşen şeyler şunlar. Yapay zeka uygulamaları var. ABD'de bununla ilgili bir çalışma yapılmış. Yapılan çalışmada çok acı gerçekler ortaya çıkmış. Nedir o gerçekler? Bir takım yetenekleri var, kelime hazinesi çok gelişmiş ama bunları pratiğe dönüştürebilen bir ürün değil. Birçok veri var. Ee, ama bu verileri kullanarak herhangi bir soruya yanıt verememiş. Dolayısıyla burada bir problem var. Seçeneklere bir bakalım. Bunlardan hangisi yukarıda var ya da yok? Tespit edelim. Gerçekleştirilenlerin beklentileri karşılamadığını. Evet bu var. Yukarıdan hani özellikle acı gerçeği ortaya çıkardı diyor ya. Yapay zeka ile ilgili uygulamalar var ama acı bir gerçek ortaya çıkmış. Bir de şeye dikkat et. Şurada güçlü yetenekleri eşsiz kelime hazinelerine rağmen. Yani birçok yeteneği var. Öyle olunca insan ondan bir şeyler bekliyor. Fakat maalesef basit bir neden sorusuna bile cevap alamamışız. Dolayısıyla buna değinildiği söylenebilir. ABD'deki üniversitelerin daha fazla çalışma yaptığını. E şimdi yukarıda biz ABD'deki bir çalışmadan söz ettik ama onu başka ülkelerdeki çalışmalarla kıyaslamadık. Bu adamlar daha çok çalışıyorlar. Şunlardan çok daha fazla ürün ortaya koydular demedik. Dolayısıyla bu karşılaştırma yukarıda yok. Çalışmaların her ülkede desteklendiğine, ABD'den söz etmek dışında bir şey yapmadık. Başka bir ülkedeki herhangi bir çalışmadan da söz etmedik. Bu ifade de galiba metnin dışında kalmış. Haliyle bu soruda doğru cevap A olmalıymış. Peki kolay bir soruydu. Bir cümlede anlam sorusu gibi daha çok. Ama e, bizim görmeye alışık olduğumuz soru tiplerine gelirim yavaş yavaş. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Şimdi değinilmemiştir sorularında senin bu e, paragrafın altındaki seçeneklerin her birinin yukarıdaki parçada olup olmadığını denetleyeceğiz. Tamam mı? Çok da uzun bir paragraf. Dikkat et. Ne yapayım o zaman? Her cümlede anahtar bir iki bir şey bulayım. Bulayım ki tekrar dönüp okumak gerekirse tamamını okumak zorunda kalmayayım. Çünkü ikinci kez okurken dikkat %50 azalır. Üçüncü kez okumak gerekirse dikkat iyice dağılır ve soru kayar gider. O yüzden tane tane. Bizden istediği zamanı vereceğiz soruya. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük oyuncu ve komedi ustalarından en büyük oyuncu ve ustalarından biri olan Kemal Sunal oynadığı rollerle Türk sinemasına yeni bir boyut kazandırdı. Şimdi bu cümlenin içinde iki önemli şey var. Çok usta isimlerden biriymiş ve yeni bir boyut kazandırmış Kemal Sunal. Rol aldığı filmlerde saf, şanslı iyi yürekli karakterleri canlandırdı. Kemal Sunal Türk sinemasında başta inek şaban tiplemesi olmak üzere canlandırdığı pek çok tiple 7'den 70 e herkesin sevgisini kazandı. İnek Şaban tiplemesinin oldukça sevilmesiyle Kemal Sunal birçok filmde yine Şaban adlı karakteri canlandırmıştır. Ölümüyle tüm sevenlerin yüzüne boğan Sunal filmlerinde genellikle Haklının haksıza, güçsüzün güçlüye karşı mücadelesini temsil eden büyük bir komedi vardır demiş. Güzel. Önemli olan şeyleri kendimce belirledim. Artık tek tek seçeneklere döndüğümde sadece bunlara bakmak işimi görecek gibi hissediyorum. Hemen seçeneklere bakalım hadi. Kemal Sunal Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük komedi ustalarındandır. İşte en büyük komedi ustalarından biridir gibi bir yargı vardı. Oradan şu A seçeneği rahatlıkla elenebilirmiş. Kemal Sunal haklının haksıza karşı mücadelesini ortaya koyan tipler canlandırmıştır. Çok güzel. Çünkü metnin en sonunda okumuştum. O yüzden zihnimde hala taze bu bilgi. Şurada haklının haksıza, güçsüzün güçlüye gibi ifadeler vardı. Buradan da B seçeneğini elemek mümkün oldu. Kemal Sunal oynadığı rollerle Türk sinemasına farklı bakış açıları kazandırmıştır. Şimdi metnin hiçbir yerinde böyle bakış açısı falan demedi ama özellikle şurada ikinci satırda Türk sinemasına yeni bir boyut kazandırdı diyor ya. Yeni bir boyut. Bu bakış açısına benzer bir ifade. Buradan galiba C seçeneği ilerlemek mümkün olacak. Kemal Sunal. inek şaban tiplemesiyle herkesin sevgisini kazanmıştır. Nerede vardı? Şurada bir yerde vardı. İnek şaban tiplemesi pek çok tiple. 7'den 70 herkesin sevgisini kazandığı ifadesi var. Tam da şuradan bu çıkarmış. Bu da bana D seçeneğini verdik galiba. Şimdi... Kemal Sunal sadece inek Şaban tiplemesini canlandırmıştır. Şuradaki sadece lafı işi biraz bozdu. İnek Şaban tiplemesi var yukarıda. Fakat ondan sonraki tiplerde de hangi karakter, hangi tiple çıkacak? Şaban tipiyle ortaya çıkacak. Dolayısıyla sadece diyerek buradaki ifadenin yukarıda söylenenlerden uzaklaştığını düşünebiliriz. Bu seçenek yukarıda değinilen ifadelerden biri değil. Evet. Peki. Devam edeceğiz şimdi. Parçada kendinden böyle söz eden bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi söylenemez, düşünülmemiştir, değinilmemiştir vesaire. Bu tarz sorular birbirine benzer sorular. Gene her şeyin önemsenmesi lazım. Her cümlenin tek tek anahtar kelimelerinin belirlenmesi lazım. Yapalım şunu. Kendini yazdıracak olan şeyi bulduktan sonra kendini yazdıracak olan şeyine, Konu. Bak, ne yapıyorum? Pat 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 okumuyorum. Tane tane. Okuduğum her şeyi anlayamıyor. Yanımda bir adam varmış da ona izah eder gibi. Şu an benim seninle yaptığım pratik gibi. Tamam mı? Zihninden biriyle konuş. Zihninde bu adamı anlat. Hmm, bak şöyleymiş, böyleymiş. Tamam süper. İkinci cümle okuyayım. Şöyle. Bunu yaparsan emin ol pararım kaçma şansı yok. Yapalım bunu. Kendisini yazdıracak olan şeyi bulduktan sonra, konuyu bulduktan sonra iç içe geçen iki sorun yaşıyorum. Neymiş bunlar? Birincisi öykünün ilk cümlesi. Diğeri bu öyküyü kim anlatacak? Yazar mı? Tanık olan mı? Yaşayan mı? Yani kim anlatacak derken anlatıcı kim olsun? Ben diye mi anlatayım? Biz diye mi anlatayım? O diye mi anlatayım? Onlar diye mi anlatayım? Kahraman kim olsun? Ben mi olayım? Bir başkası mı? Bunun matematiğini yapmış. Bütün bu konuştuğu şeyler konuyla alakalı değil. Bak hep üslupla alakalı. Özellikle ilk ifadeye dikkat et. Kendini yazdıracak olan şeyi bulduktan sonra diyor ya. Konuyu belirledikten sonra neyin e, neye kafa yormaya başlıyorum? Ee, o konuyu nasıl anlatmak istediğimle ilgili tercihleri belirlemeye çalışıyorum. Bu da galiba üsluba götürür beni. Peki. Genellikle birinci tekil kişi ağzından anlatmayı tercih ediyorum. Yazdıklarımı asla acımıyorum. Ne demek istemiş? Bu yüzden bir öykü için yüzlerce sayfa yazsam da geriye pek az sayfa kalıyor. Hmm. Acımıyorum. Yani birçok şey yazıyorum ama kesiyorum, biçiyorum. Hatta biraz gaddar davranıyorum yazdıklarıma. Çok güzel eleştiriyorum. Öz eleştiri konusunda çok iyiyim. Yaptığım şeylerin pürüzlerini bulup onları ayıklıyorum. Kendime acımıyorum. Yapıyorum ki doğru olanı bulayım. Bana yakışan bu falan filan gibi bir şeyler gelebilir. Peki benim için öykünün başlangıcını yazmak bir işkence. Başlangıç bir işkence. Sonunu yazmak ise gerçek bir haz. Galiba sondaki hazı yaşamak için baştaki işkenceye katlanıyorum. Haz için işkenceye katlanıyorum gibi bir yargı var. Bu altını çizdiğim şeylerin her biri benim için önemli. Bunlar metinde zaten anlatılan her şeyi anladım. Ama bir kez daha okumam gerekirse ya da seçenekteki ifadeyi bulmakta, belirlemekte, netleştirmekte zorlanırsam bunlar bana yardımcı olacak ipuçları. Bakalım. Üslup konusunda hassas davranıyor. Süper. Adam ne demişti başta? Yazdıracak olan, kendisini yazdıracak olan şeyi bulduktan sonra, ondan sonra zaten hep üslup işte. Konuyu bulduktan sonra nasıl yazacağım? Kahraman kim olsun? İlk cümleyi nasıl bulayım? Şu mu olsun, bu mu olsun vesaire hep üslupla ilgili bu hassasiyet var bu kişide. Yazdıklarına karşı eleştirel bakabilmektedir. İşte yazdıklarına asla acımıyor bu adam. Dolayısıyla bu da buradan rahatlıkla gider. Bireysel konulara ağırlık vermektedir. Konu tercihiyle ilgili bir şey yaptık mı? Aksine konu hiç önemsemedik. Daha başta bitirdik onu. Ne yaptık orada bıraktık. Kendisini yazdıracak olan şeyi bulduktan sonra dedik. Hep üslupla ilgili konuştuk. Konuyla ilgili hiçbir şey söylemedik. Bununla ilgili bir şey söylenmemiş gibi geliyor bana. Anlatıcı kimliğini önemsemektedir. Hemen şurada... E Yazar mı anlatsın, tanık olan mı anlatsın, yaşayan mı anlatsın derken anlatıcının kim olacağı, öznenin kim olacağı konusunda sürekli soru işaretleri vardı kafasında. Bunu da önemsiyor. Amacına ulaşma yolunda sıkıntılara katlanıyor. Bu da son cümlede vardı. Amacı bir haz yaşamaktı. Bu haz içinde baştaki o küçük işkencelere katlanmak durumunda kaldığını söylemişti. Doğru cevap C'ymiş bu soruda. Evet bir soru daha konuşalım. E, bu soruda şunu görmeni istiyorum. Özellikle soru tipinde dikkat et. Aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz yargısı var? Şimdi ulaşılamaz yargısının olduğu sorularda seçenekteki ifadeyi bütünüyle ve aynı şekilde biz paragrafın içinde bulamayabiliriz. Ama bu metnin içindeki cümlelerden herhangi birinden çıkacak bir sonuçsa ulaşılabilir kabul edip onu da eleyebiliriz. Anladık mı? Değinilmemiştir dediğinde bulduğum seçenek cümle metnin içinde bütünüyle olmalıydı. Ulaşılamaz diye sorarsa, varılamaz diye sorarsa biz bir seçeneğin yukarıdaki cümlelerden birinin bir çıkarımı, bir sonucu olabileceğini de düşünelim. Bu da bir kenarda dursun. Hiç kimse yalancı veya sahtekar olmak istemez. Tamam. Yani ilk cümleden pek bir şey çıkmayacak. Fakat başkalarıyla iletişimimizde içimizden geçenleri olduğu gibi açıkça söylersek İçimizden geçenleri açıkça söylersek iç dünyamızın reddedilme tehlikesini göze almışız demektir. Hmm. Reddedilmek yerine e, içimizdeki duyguları, düşünceleri ne yapacağız o zaman? Saklayacağız. Galiba böyle bir şeye gidecek. Devam edelim. Herkes her yerde ve her zaman bu riski göze alamaz. Herkes e, içinden geçenleri olduğu gibi açıkça söyleyemez. Dolayısıyla reddedilme tehlikesini göze alamaz. Bir bakalım. Göze, göze alamaz. Bunun altını çizdim. Onun için çoğu kez maskelerimizin arkasına sığınıp bir koruma davranışı içine gireriz. Maskeler bizi ne yapar? Korur. O reddedilme tehlikesinden bizi biraz uzak tutar. Sonra bunu öylesine sık yaparız ki bu göstermelik davranışımız bizim artık ikinci doğamız olur. Hmm, tamam. Kimse aslında yalancı sahtekar olmak istemez ama kendi duygularını, düşüncelerini açıkça söyleyerek insanların bunu eleştirmesinden de korkar. Dolayısıyla ne takar? Maske. Maskelerde Takıla 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 bizim ikinci bir kimliğimiz haline gelir. Şimdi metni anladıktan sonra, metinden kendim bu sonuçları çıkardıktan sonra seçenekleri çok rahat eleyebilirim. Bakalım. Bizim dışımızdaki insanların gerçek düşüncelerimizi bilmesini istemeyiz. Evet. Buradaki ifadelerin herhangi birinden bu çıkar. İnsanların e, bizim duygularımızı açıkça söyle, söylediğimizde bizi reddetmelerinden korkarız. Dolayısıyla maskeler takarız. O zaman bizim dışımızdaki insanların gerçek düşüncelerimizi bilmesini istemeyiz. Kendimizi gizleriz. İç dünyamızı farklı davranışlarla başkalarından saklamaya çalışırız. Evet farklı davranışlardan kastı ne? Gene şuradaki maske değil mi? Maskelerin arkasına sığındığımız anda kendimizi olduğumuzdan farklı göstermeye çalışıyoruz. Bu da ulaşılabilecek yargılardan biri. Bu metnin içine böyle bir cümle yok. Ama metinden hareketle ulaşılabilecek bir cümle. Başkalarına baskı uygulayarak eleştirilmekten kurtulacağımızı sanırız. Başkalarına baskı uygulamak mı? Biz burada başkalarına bir baskı uygulamıyoruz. Baskı altında olan kim zaten? Biziz. Başkaları bizi eleştirecek korkusuyla kendimizi baskı altına alıyoruz. Böyle bir şey kesinlikle ulaşma şansımız yok. En azından bu anlatılanlardan hareketle. Eksik ve noksanlarımızı başkaları tarafından bilinmesinden hoşlanmayız. Evet bunların başkalarının bilmesini istemeyiz. İçimizden geçenleri olduğu gibi açıkça söylersek reddedilme tehlikesi var ya o tehlike yüzünden ne yapıyoruz kendimizi kapatıyoruz. Dolayısıyla bunların herhangi bir tarafından bilinmesini istemiyoruz. Dışlanmaktan korktuğumuz için olduğumuzdan farklı görünmeye çalışırız. Reddedilme tehlikesi gene burada da çok rahat bizi Bizim bu seçeneği elememizi sağlar. Ama C'de bahsedilen şu başkalarına baskı uygulayarak vesaire yargısı yukarıda hiç yok. Baskı altında olan dediğim gibi biziz bu metne göre. Dolayısıyla bu ulaşılabilecek bir yargı değilmiş. Evet bunlarla ilgili elbette çok daha fazla soru çözmek mümkün. Ben fazla vaktini almak istemedim. Çünkü 10 tane de çözsem 100 tane de çözsem aynı. Biraz top sende. Sen çözeceksin. Paragrafla ilgili mutlaka bu oynatma listesini takip etmeni öneririm. Buradaki diğer videoları da izle. Paragraf bizim için çok önemli. Yapamadığın sorularla elbette üzerine biraz kafa yorduktan sonra Instagram ve Facebook gibi hesaplardan bana ulaşmaya çalışabilirsin. Onlarla ilgili linkler videonun altında açıklama bölümünde var. Kanala abone olmayı da unutmazsan sevinirim. Kolay gelsin.